Evet vardım ulan vardım Kore'deyim her şey yolunda arkadaşlar sonra neden oldu çok sağ olun toplam yaklaşık 18 saatlik bir uçuş sonrası tabi bayağı yoruldum dünyanın öteki ucundayım çok acayip tabii bura adamlar her şeyin minini yapmışlar böyle markete giriyorsun çıkasın gelmiyor her şey bir ilgi çekici falan şu an bir hostelde kalıyorum birkaç gün sonra eve geçeceğim bu nedenle şu sıralar videolarda çok az aksama olabilir tabi dünyanın neresinde olursak olalım Türkiye'deki absürtlükler bitmiyor ODTÜ'yü biliyorsunuz peki ODTÜ fansı biliyor musunuz? Bilmiyor olma ihtimaliniz kesinlikle çok yüksek. Ancak öğrendikten sonra yüzünüzde bok yemişsiniz gibi bir ifade olacağı kesin. Olay şöyle. ODTÜ'de okuyan bazı öğrenciler ODTÜ Fans isimli bir web sitesi kurdu. Tabi nereden özenildiği ismin aşikar. Öğrenciler belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça sitedeki bulunan çıplak görüntülerin sansürsüz hallerini yayınlıyor. Ve bunu kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı yaptıklarını açıklıyorlar. Şimdi normalde beni takip edenler bilir. Böyle tartışmalı konularda ilk sizin fikrinizi sorarım. Fakat bu sefer genelin değil de cidden bir kesimin fikrini çok ayrı merak ediyorum. Kadın bir sürü takipçim vardır. Özellikle siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü şey evet yani erkekler olarak tabii ki yorum yapabiliriz bu konu hakkında ancak empati yapabilmemiz çok daha zor. Şimdi kendi yorumlarıma geçecek olursam ben bir insanın kendi bedenini satmasıyla kesinlikle ilgilenmem. Aslında hepimiz bir şeyleri satıyoruz. Kimisi yeteneğini satıyor, kimisi bedenini satıyor. Yani demek istediğim kendimizden bir şeyler veriyoruz. Mesela bir hamam da bedenini satar aslında. Bunu seksüel bir şey olarak anlamayın. Ancak atıyorum sen o kadar ağırlığı kaldırmak için beden gücünü kullanıyorsan ve zarar gördüğün halde ki zarar görmemen mümkün değil. Bugün birçok hamal bel fıtığı sıkıntıları yaşar. Bu da bedenini satmak olur. Aslında ben de burada bir şeyleri satıyorum. Benim sattığım şey fikirlerim. Yani bu değişen bir şey. İşin ahlaki boyutuna geldiğimizde ise genel toplum kanısı insan bedeninin cinsel olarak pazarlanması hoş karşılanmaz. Hayat kadınlığı dediğimiz meslek dünyanın hiçbir yerinde saygın bir şey değildir. Ancak baktığında her ne kadar cinsel bir şey bile pazarlansa orada da yapılan bedenini satmaktır. Ve ben insanların bedenini satmasına bir şey diyemem. Kendi bedeni yani ister satar ister satmaz. Şimdi buradaki durum biraz farklı. Çünkü asıl mesele bir isyan olması ve bu isyanın uygulanışı. Kullandıkları isim o kadar saçma ki. Öyle neresinden tutarsanız elinizde kalan bir durum ki anlatamam. Mesela bedenin sansürlenmesine karşı olan bu insanların parayla bedenlerini göstermeleri biraz ironik değil mi? Yani senin bedenini görebilmem için sana belli bir ücret ödemem gerekmesi. Bedeninin değerini biçtiğin anlamına gelmez mi? Kadın bedeninin metalaşmasına tepki göstermek için kadın bedenini pazarlamak ne kadar tutarlı bir düşünce. Yani madem böyle bir şey savunuyorsunuz, meraklısı olduğum için demiyorum ama bunu bedava yapmanız gerekirdi. Evet, belki bunu yaparak kadın bedenini politikleştirmediniz ama objeleştirdiniz. Yani şunu çok net bir şekilde belirteyim. Ben bir kadının veya erkeğin bedenini pazarlamasına bir şey demiyorum. Kendi bedenine ben ne karışacağım arkadaş? Yani en fazla katılmıyorum. Bence yapılmaması gerekiyor falan derim. Yorum yapmakta bu arada bir sıkıntı yok. Karışmaktan bahsediyorum bahsediyorum arkadaşlar. Bu da yanlış anlaşılmasın. Sonra yorumlarda şey görebilirsiniz. Enes işte hayat kadınlığını meşrulaştırıyor falan. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bireyin bedenen özgürlüğü beni etkilemedikçe çok da umurumda değil. Buradaki asıl mesele bir fikir adına bunu yapmaları. Yani kadın bedenini politize etmemek için işi ticarete dökmeleri. ODTÜ Türkiye'nin görece önemli üniversitelerinden birisi. Ha ben sadece bu olayla ilgili değil, içerisinde çok beğenmem. Ancak bu işin bir de dışarıya nasıl yansıdığını düşünmek istiyorum. Mesela doğudaki veya Anadolu'daki bir ailenin kız evladı üniversiteye gitmek istiyor. Zaten o bölgelerde kızların üniversiteye gidip gitmeme konusu bile tartışmalıyken böyle bir haberi gören anne ve baba kızlarını gerçekten üniversiteye gönderebilirler mi? Bu bambaşka bir bakış açısı tabii. Anadolu'da yıllarca üniversitelerin terör ve cinsellik mekanı olduğu görüşünün bu kadar yayılmasını böyle girişimler mi durduracak? Bizim üniversitelerde fikir ve bilim üretip bunu önce ülkeye sonra da tüm dünyaya göstermemiz lazım ki o saçma sapan nedenlerle üniversite okuyamayan kız çocukları da okuyup bize faydalı olabilsinler. Bu işte bana bencilce gelen kısım. Site bu arada patlamış şu an hiçbir şekilde giriş sağlanamıyor. Kimi insanlar bunun bir dolandırıcılık vakası olduğunu söylemiş. Fakat ben bunun dolandırıcılıktan ziyade bir sazanavı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen hareketin amacı o cüzi miktarda parayı toplamak falan değil. Sosyal medyada belirli bir kitle edinecek, değişik şekillerde o 10.000 TL'nin daha fazlasını kazanacaklar. Bu insanları dava etmek olabilir. Çünkü deli gibi küfür ve hakaret ediliyor bugün internette ya da buradan kazandıkları kitleyle gerçekten bu işi devam ettirebilirler. Bu sefer tırnak içinde bir fikir uğruna falan da değil. Direkt buradan gelen kitle ile OnlyFans gibi sitelere kaydolup buzlu viskilerini birkaç nude karşılığında yayınlayabilirler. Dünya gerçekten garip bir yere evriliyor. Beden çıplaklığını kullanıp para kazanma hep vardı. Ancak bunu temassız bir çıplaklığa indirgeyip üzerine son derece amatör şekilde bunu yaparak çok yüksek miktarlar elde etmek son 5-6 yılın ürünü. Bir şey başaramayan, hayata tutunamayan ve buna meyilli kadınlar bugün kolay yoldan para kazanıp hayatını devam ettirebiliyorlar. Daha da fenası biraz popülerlik kazanırlarsa neredeyse hiçbir şey yapmadan zengin olabiliyorlar. Böyle bir dünyada bu tarz ve hareketlerinin yaygınlaşması ve çelişik fikirli insanların bu denli popülariteye ulaşması çok doğal. Simülasyonun kalan kısmını son derece merak ediyorum ve ben daha da absürtleşene kadar buradayım.